kanlarından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Meltem Toprak. Bugün yine alanında uzman, birbirinden değerli konuklarımla yaşam ve sağlık konuşmaya devam edeceğiz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa biz bize başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Psikoloji, bilim uzmanı ve yazar Hande Akın Evet. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Buradaki ortam beni de heyecanlandırdı. Evet. Sizin canlılığınız bana da geçiyor. Çok, Çok güzel. Çok güzel ve mutlu bize. Amacımız da buydu. Evet. <laughs> Peki, konstelasyon demişiz. Evet. Hocam bunu biraz açıklar mısınız? Tamam. Aslında konstelasyon en sade tanımıyla... Bir sistem içindeki öğelerin birbirine karşı durumlarını konumlarını etkileşimlerini anlatır. Ve biz aile konstelasyonu gündemimizde şu anda çok popüler. Evet. Ee, bu çalışmanın içerisinde aile üyeleri yaşayan ya da vefat etmiş kimler varsa bunların birbirlerine olan etkileşimlerini inceleriz. Danışan dediğimiz kişinin getirmiş olduğu konu doğrultusunda aile konstelasyonu çalışmasını yaparız. Bu çalışmayı yurt dışından Bert Hellinger, Almanya doğumlu, bütün dünyaya tanıtan ve bu sistemi pek çok öğrencisine aktaran kişidir. Benim de hocam sevgili Göksel Karabayır'dan eğitimini aldığım bir çalışma. Şu anda biliyorsunuz bir diziyle çok popüler. Ve o evet. yüzden de gündemimizde bir sürü soru var. Herkes tarafından izlenilen, kimi tarafından beğenilen, kimi tarafından eleştirilen, kimi evet. tarafından beğenilmeyen bir dizi. Evet. Ee, peki aile deyince ne anlıyoruz bu e, konstelasyonunda? Aile konstelasyon demişsiniz. Bu, evet. bu, bu nedir? Şimdi aile deyince aslında hepimizin bildiği bir annemiz bir babamız var işte kardeşlerimiz var doğduğumuz sistemi anlayacağız konstelasyon bakış açısıyla. Hı hı hı. Biz yaşamda olan kişileri e, ailemiz olarak görüyoruz ama konstelasyonda şu da çok önemlidir. Erken doğum neticesinde kaybedilen kardeşler bebekler varsa, kürtajlar düşükler varsa bunlar da sistemin içindedir. Ve doğduğumuz aile yetiştiğimiz iklim bizim hayattaki ilişkilerimize etkiler. Çünkü aile dediğimizde bir ilişkiler bütünüdür. Geçmişten ve soyumuzdan gelen değil mi? Aynen öyle. Annemizin, babamızın annesi, babası, onların kardeşleri, büyükleri, daha da geridekiler, büyük annelerimiz, büyük ninelerimiz, onların yaşam hikayeleri, ilişkiler ağı bugün bizim yaşamımızdaki bazı konuların belirleyicisi olabilir. İşte Etkileri de oluyor mu? Evet, kesinlikle. Etkilere gelince, e, bu yaşamımızda, iş alanımızda yaşadığımız sıkıntılar, sıkışıklıklar, ilişki alanında eşimizle, partnerimizle olan sorunlar bunların tamamına sağlık problemleri dahil bir bakış açısı getirir ve farkındalık kazanırız. Bu farkındalıkla yaşadığımız sorunun köken ailemizden gelen etkisine bakmış oluruz. Bu etkiyi de çalışmanın sisteme bir iyi hissetme, sistemi rahatlatmak gibi bir katkısı vardır. Şimdi hocam bir şey bir şeye Esnaçın. geleceğim. Bir, <laughs> tıpta, e, sağlıkta konsultasyon diyoruz ya. O çok başka bir cümle. Evet. E, konselasyon başka bir cümle. Evet. Yani bunları e, bunu biraz daha açabilirsen sevgili tabii seyircilerimiz ki. de bunu eminim merak etmiştir. Me merak etmiştir. Tabii ki. E, şimdi biz doğduğumuz ailenin içinde ya evet. da burası bir kurum, bir televizyon kanalı. Evet. Burada bütün çekim ekibiyle birlikte siz programın sunucusu olarak yapımcı, koordinatörler herkes bu da bir sistem. Yani biz günlük hayatın içinde üye olduğumuz dernekler, vakıflar, yani içinde olduğumuz gruplar, çalıştığımız alanlar bunların hepsi bir sistemdir. Ve konstelasyon işte bu sistemin içindeki öğelerin birbirleriyle ilişkisine bakar, buralara içgörü kazanmamızı sağlar. Bu sisteme baktığımızda sistemdeki tıkanık noktaları daha çözüme doğru kavuşturan ...bir yol haritası sunar bize. Yol haritası demek zaten bir sistemin kendisi demek değil mi? Öyle Evet yani sistemin içindeki <laughs> e, unsurlara bakıp... E, ...yaşamımızda nasıl bir yola gideceğimize dair... ...içgörüler kazanıyoruz. E, çalışmada temsilci algısı dediğimiz çok önemli bir unsur vardır. Hı hı. Bir grup çalışmasıdır. Ve grubun içerisinde temsil eden kişiler... ...sizin yaşamınızdaki konu neyse çalışmaya getirdiğiniz... Bu konuya dair temsil ederler kim ne hissediyor nedir yaşanan diye buna dair bize bir nasıl diyeyim farkındalık kazandırırlar. Beyaz TV'deki Beyaz TV ekranlarındaki sevgili seyircilerimiz WhatsApp aracılığıyla bütün sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bu arada hastalıklar bağımlılıklar sıralar aile konstansiyonu açısından nasıl değerlendiriliyor? Şimdi. Kişinin konusu diyelim ki sigara bağımlılığı var. Hemen çok böyle yakın bir örnek olsun. Sigara bağımlılığından özgürleşmek istiyor. Evet. Ama bütün yolları denemiş bu mesele onun için aslında çok zorlu bir yolculuk. Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, ilişki bağımlılığı. Yani bağımlılık dediğimizde kişinin baş edemediği bir takım travmalarının olduğunu evet. göz önüne alabiliriz. Ya da Duyurulmamış duyguları vardır. Bu arada <laughs> sevgili seyircilerime buradan seslenmek istiyorum. E, sigara kesinlikle sağlığa zararlıdır. E, bunu buradan gerçekten sevgili seyircilerime anons etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Sizin aracılığınızla aynı zamanda. Evet. Ya işte bu zararına rağmen bunu tüketiyor olmanın bizim geçmiş aile hikayemizden kaynaklı bir özdeşim kurma durumu olabilir. Nasıl? diyelim ki işte bu bağımlılık nesnesini kişi çok sevdiği anneannesiyle deneyimledi. Anneanneye olan özlem arttıkça yani oradaki duygusal yoksunluk arttıkça bu aile dizilimi mi yoksa yani hani bunu biraz açabilir miyiz anneanneye geldiğimiz için aslında soruyorum evet, evet. bir aile diziliminden aslında bahsediyoruz şu anda evet. değil mi bağımlılık e, evet. yola çıkarak evet yani buna ailede sistemde ne oluyor diye baktığımızda bu evet. kişinin niyeti doğrultusunda Hı -hı. o zaman oradaki e, duyguların temsilciler üzerinden açığa çıktığını görüyoruz anneanneye olan özlem, anneanneyle paylaşılan hikayelere duyulan hasretlik sigara ile çağrışım yapabilir. O yüzden mesele orada kilitlenmiş duyguların çözülmesidir. Bu bağımlılıklar bazen bizim travmalarımızdan kaçmak için de savunma mekanizmamız olabilir. Yani oraya bakmamak için bir kaçıştır ve işlevi de vardır. İşlevi görülür. Ama sağlığımıza zararlı olduğu için sizin evet, de söylediğiniz sağlığımız gibi, sağlığımıza kesinlikle çok zararlı. E, aklımızı kullanıp buradan özgürleşmek için ne yapabiliriz? Bu çalışmada neyi görebilirim, neyi fark edebilirim ki bu bağımlılıktan özgürleşebilirim niyetiyle yol alınabilir? Peki konunun biraz dışına çıkacağım ama. Tabi. Kişinin beslenme tarzı da bir bağımlılık söz konusu mu? Mesela bir çocuğun sıfır yaştan itibaren ...9 yaşa kadar ya da 12 yaşa kadar belli bir beslenme tarzı vardır. Hı hı. Örnek verelim işte ekmek sucuk hı hı. E, ya da sadece yumurta ya da sadece protein besleniyoruz. Hı hı. Mesela bu beslenme tarzına alışmış olan bir çocuğu e, nasıl tanımlayabiliriz, nasıl açıklayabiliriz? Şimdi çocuklarla çalışmak apayrı bir konu. Benim evet. uzmanlığım değil o yüzden haddimi aşmak istemem. Ama şöyle bakabiliriz e, çocuğun davranışları... Bize aslında ebeveyniyle ilgili duygusal durumuna dair işaretler verir. Yani mesela çocuk altını ıslatıyorsa, aşırı yeme, abur cubur yeme alışkanlığı varsa, evet. aile içinde anne babanın ilişkisinde ne oldu? Çocuğun doğumdan itibaren ilk 3 yaşa kadar anneyle olan bağlanma sürecinde neler yaşandı? Çok anne. önemli bir dönem herhalde değil mi? Çok. Bir, sıfır çok. yaş diyelim ve üç yaş arası evet. anne ile bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani ee, o, o yani şekilde mi? Bu bağlanma teoremini burada evet. açıklamamız lazım. John Bowley'nin teoremidir. Evet. Bağlanma teoremi der ki eğer anne ile bebek arasında güvenli bir ilişki varsa yani bebeğin tüm duygusal ve fiziksel ihtiyaçları zamanında yeterli bir şekilde sevgiyle karşılandıysa bebekle... Anne arasında sağlıklı bir güvenli bağ ilişkisi vardır. Ama Yoksa... eğer anne depresyondaysa, annenin kendine dair çözülmemiş meseleleri varsa, annenin duygusal sorunları varsa bebeği zaten göremeyebilir. Aile konstelasyonu açısından bakacak olursak, diyelim ki anne kendi annesini çok küçük yaşta kaybetti, hatta belki de bebekken. Evet. O yüzden kendi bebeğine baktığında kendi çocukluğunda yaşadığı annesinden ayrı kalmanın, anne kaybının travmasını yaşıyor olabilir. Böylece sistemde dolanıklıklar oluyor. Yani bizim yaşama getirdiğimiz çocuk, kendi kayıplarımızın da tetiklenmesine sebep olabilir. Son olarak, <laughs> aslında size sormak istediğim çok şey var ama e, zamanımız o kadar kısıtlı ki, e, tekrar sizi e, umarım e, ileriki tarihlerde programımda konuk olarak görmek çok isterim. Benim unuttuğum bir ee, soru varsa e, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa eklemenizi istiyorum. Tamam. Hayatımızda kısır döngü olmuş meseleler varsa ya da yaşamımızda ilişkilere dair sürekli aynı tip sorunları yaşıyorsak ayrılıklar kayıplar e, üzerimizdeki sıkışık etkiyi çözmek için aile kökenimize hatta daha geçmişteki atalarımızın hikayelerine bakmamız önemli ve değerli. Çocukluk döneminde yaşadığımız Bizim üzerimizde iz bırakan travmalara dokunmak, temas etmek, içimizdeki o çocukla kucaklaşmak daha sağlıklı parçamızı güçlendirir. Ve yetişkin bir birey olarak yaşamda daha dengede, daha huzurlu ve mutlu olabiliriz. Ve bence ebeveynler için de çocuklar için de ve herkes için siz değerli uzmanlar tarafından e, e, kontrol edilmesinde de yarar var. Profesyonel Size, destek alınması evet, değil mi? farklı bakış açıları sunar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bize yeni konu ve konuyla devam ediyor. Kısa bir tanıtımın ardından buradayız. Hoş geldiniz. Merhaba Meltem Nasılsınız? Medikal estetik hekimi Sayın Doktor Sinan Akyürek. Evet yüzümüz nasıl yaşlanır hocam? İlk önce bununla başlamak istiyorum. Yer çekimiyle yaşlanıyor Meltem Hanım. Ee, ya biliyorsunuz bu dünya üzerinde yaşamanın bir bedeli var. Bu dünyamız kendine kendini çekiyor bizi. Çok bedel diyoruz. ödüyoruz. Kendine çektikçe e, cildimiz böyle aşağı doğru sürekli bizim fark etmediğimiz bir enerjiyle çekiliyor. 20'li yaşlara kadar bu bizim açımızdan bir problem yaratmıyor aslına bakarsanız ama sadece yüzümüz değil tüm bedenimiz aşağı doğru çekildiği için özellikle 20'li bir yaşlardan 25'li yaşlardan sonra vücudumuz günlük kısıtlı ürettiği kolajeni daha çok diz eklemlerimiz, ayak eklemlerimiz, bizi ayakta tutan omurgamız gibi yapıları onarmak üzere kullanıyor. Çünkü her gün işte adım atarken, koşarken, yürürken, otururken, kalkarken biz farkında olarak ya da olmayarak bu eklemlerimize zarar veriyoruz. Günümüzde Ve bu zararın, en önemli faktörlerden bir tanesi kolajen. Bir şekilde onarılması lazım. Evet. Bunu da ne yapıyor vücudumuz? İşte ürettiği, yediğimiz proteinlerden elde ettiği proteinden elde ettiği kolajenle oralardaki ufak tefek çatlakları, kırıkları falan onarmakta kullanıyor. Ancak bunu yaparken... İşte 20-25 yaşlarınıza kadar bundan herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama ondan sonra yetmemeye başlayınca vücudunuz adeta diyor ki ya buraya çok lazım buradan azıcık çalayım. Dolayısıyla her yıl %1 ila 2 oranında cildimizden kolajen kaybediyoruz. Ee, bu bize ne gibi bir sorun yaratıyor? Kolajen vücudumuzu bir arada tutan şöyle bir örgü gibi bir yapı aslına bakarsınız. Evet. Proteinlerden oluşan böyle bir inşaatın... Hani betonun arasında şey var değil ya, mi? Altyapı mı diyelim ona? Çelik direklerden çelik. oluşan, tellerden oluşan evet. bir yapı vardır. Kolejen aslında bizim vücudumuzda bu rolü oynuyor. Dolayısıyla bunlar azaldıkça... Yer çekimine karşı olan direncimiz azalıyor. Direnç azaldıkça cilt daha fazla çekiliyor. Çekildikçe alnımız gibi, şakaklarımız gibi, yanaklarımız, elmacık kemiklerimiz gibi bu aşağı doğru çeken güce direnç gösteren yerler yavaş yavaş basılıyor, küçülüyor, işte aşağı doğru bükülüyor, eğiliyor derken yüzümüz adeta bir torba gibi aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Tüm yaşlanma sürecimiz bunlar ibaret. Peki neler varsa. yapabiliriz bunu engellemek için hocam? Neler yapabiliriz? O kadar çok şey yapabiliyoruz çok ki şey aslına var. bakarsanız. Yani e, baktığınızda eskiden tüm bunları e, eski yerine koymak için e, cerrahi yöntemler Hı -hı. kullanılırdı. Evet. İşte filmlere konu olan e, yüz gençleştirme ameliyatları, yüz değiştirme ameliyatları falan. İşte e, ameliyatla gerilir, işte fazla salınır, dikişler yerine konur vesaire vesaire. Evet, bunlar son derece geçerli, son derece etkili yöntemler ama. Günümüzde insanlar iş hayatından ya da günlük hayatlarından hiçbir şekilde ayrı kalmadan bunu bir şekilde elde etmek istiyorlar. Evet. Dolayısıyla enjeksiyonla yapılan yani işte isim vermek istemediğim evet. toksinler gibi işte cilt altı hacimlendirme yöntemleri gibi bir takım yöntemler uygulanabiliyor insan yüzüne. Cerrahi operasyonlarla beraber ve sonrasında cildin kalitesini arttıran yöntemler aslında. Değil mi hocam? Hep beraber. Hepsi yani bir kombindir aslında. Mesela cildinizin kalitesini arttırmak istiyorsunuz. Cildin <laughs> kalitesini nasıl arttırabiliriz? İşte halk arasında çokça bilinen plateletten zengin plazma, diğer evet, adıyla PRP. Evet, evet, PRP. İşte kökücü uygulamaları, mezoterapi uygulamaları halk arasında yine vitamin enjeksiyonu olarak bilinen falan bunları yapmaya çalışıyorsunuz ama Bunları yaparken cilt o alttaki hacimlendirme ya da kemik dokunun desteği ya da yağ dokunun desteği olup da o gerginliği hissetmediği takdirde istediğimiz onarımı bir türlü kendi başına yapmayabiliyor. Evet. Çünkü siz içine işte mezoterapi yöntemiyle işte kök hücre enjeksiyonu, hiyaluronik asit enjeksiyonu, C vitamini, E vitamini, A vitamini kolajen prekürsörü vitamin şeyler, proteinler vesaire enjekte ediyorsunuz ama cilt zaten gevşek durduğu için kendini onarmaya bir mahal bulmayabiliyor. Yani kendimi toplamam lazım. işte bunu toplayayım vesaire demeyebiliyor. O nedenle bazen e, hacimlendirmeler gerekebiliyor. Bazen sarkmış olan Bizim yüzümüzü ayakta tutan riten ligament adını verdiğimiz şeyler var. Cildimizi kemiğe bağlar böyle direkt gibi onun orada durmasını sağlar. Bunlar yer çekim etkisiyle aşağı düşmüş oluyor. Bunları bazen ip askılarla eski yerleri işte halk arasında Fransız askı denilen ya da işte eriyebilir ipler denilen iplerle eski yerine koymak gerekebiliyor. Bunları koyduktan sonra cilde onarıcı bir şeyler yapmak gerekiyor gibi gibi birçok yöntem var. Ancak bunların arasında bence en önemlisi özellikle göz çevremizi. Yani az önce anlattığım o evet. yer çekiminden <laughs> fazlaca etkilenen işte şakaklar, Yanaklar, elmacık kemikleri, alın gibi bölgeleri onarmak gerekiyor. Çünkü e, sürekli aşağı doğru çekilmekten dolayı... Peki, göz çevresi demişken hemen araya girmek istiyorum. Evet. Sözünüzü kestim ama tek bir yöntem yeterli midir sizce? E, olmuyor işte. Yani işte bu çekiştirmeye bağlı olan bütün o hacim kayıplarını önce bir işte ya yağ enjeksiyonu ya dolgu enjeksiyonu gibi bir şekilde e, cilde o gerginliği kazandıracak bir şeyler yapmak gerekiyor. Ancak özellikle mesela gözaltı ışık dolgusu uygulaması talep eden insanlarda bu problemi çokça yaşıyoruz. Çünkü mesela göz altında koyu bir halka oluyor hastanın. E, bunun bir şekilde onarılmasını istiyor. Evet. Güzel. E, ve hayalinde işte bir tane bir şey yapılacak ve benim bütün dertlerim sona erecek gibi düşünüyor ama o göz altındaki halka kendi başına durduk yerde çökmüyor. Aslına bakarsanız az önce o anlattığım aşağı doğru kaymanın sonucu olarak biz burada bu problemi yani o gözyaşı oluğu deformitesi evet. dediğimiz şeyi görüyoruz. Evet. Şimdi sadece buraya dolgu konulan insanlarda zaman içerisinde şunu fark etmeye başladık. E, burayı taşıyıcı olan yapılara gerekli desteği vermeden sadece dolgu konulduktan sonra zaman içerisinde yine yer çekimine maruziyet birkaç ay sonra adeta şurada bir sucuk gibi, sosis gibi ya da şöyle bir torbalanma gibi oluşuyor ya da işte var. tindal efekt adını verdiğimiz hmm. mavi gri tonlarda renk değişiklikleri gibi bir takım olumsuzluklar görüldü. Çünkü e, sorunun altında yatan e, kaynağı çözmeden direkt olarak sonuca yönelik bir şeyler yapıp ve oradaki problem de büyük olduğu için Değil fazla mi? fazla bir şeyler yapıp ama çözümü baştan koymadığımız için. Önce ana için, problemi çözmek lazım. Öyle. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada mesela göz altında koyu bir halka olan bir insanı işte birazcık şakaklarını biraz elmacık kemiklerini toparladıktan sonra gerek kalırsa zaten çünkü neden gerek kalırsa diyorum bunları düzelttikten sonra hastayı aynaya veriyoruz ve bir bakıyor diyor ki Aa, ne güzel böyle oldu süper oldu tam olarak istediğimi elde ettim. Çünkü ve Bunların yanı sıra zaten şunlar şöyle yukarıya kalktığında yüzün şuralarında olan sarkmalar, işte evet. bu burun kenarından ağız kenarına doğru inen çizgilenmeler, dudak köşesinden aşağı sanki böyle onu mutsuz gibi gösteren e, sarkmalar da bir taraftan yüzde %30 ila %50 oranında Bu arada yaşa ve ihtiyaca göre de değişiyor bu uygulamalar değil mi bu yöntemler? E, tabii, kişinin yaşam şartlarını göre bile değişiyor. Yani, evet. Baktığınızda bütün gün oturarak iş yapan ya da bütün gün bilgisayar başında iş yapan bir insana Bilmiyorum. yapacağınız müdahaleyle evet. e, sürekli sporla ilgilenen, pilates yapan, boks yapan, koşu yapan bir insana yapacağınız müdahaleler arasında fark olması gerekiyor. E, tükettiği su miktarı, işte beslenme, beslenme tarzı, tarzı. vs. her şey burada bizi etkiliyor. Yaşam kalitesi vs. E, falan. Çünkü onlar... mesela siz rejeneratif bir uygulama yapıyorsunuz, evet. vücuda bir uyarı veriyorsunuz. Örneğin bugün... E, ...teknolojinin son harikası... eksozom denen bir şey çıktı... E, ...tamamen sağlıklı insanlardan alınmış... ...kök hücre salgılarını... ...insanların cildine ya da dokuların içine enjekte ediyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki o dokuya... ...ya sen bu zamana kadar bir takım kötü alışkanlıklar edinmiştin ama... E, ...aslında böyle çalışman gerekiyor... Peki, ...değil mi? Yaş sıralaması diyorsunuz. var mı burada? Bu uygulama yöntemlerinde... E, aslında yaşam tarzı sıralaması var... Yani Baktığınızda e, sedanter bir hayatla beraber yaşlanmış bir insana 60'lı yaşlarında yapacağınız şeyle sportif bir hayat yaşadığı yaşayan bir insanın 60 yaşında yapacağınız uygulama arasında mutlaka farklılıklar var. E, ancak miktar ya da e, seans sayısı açısından farklılıklar olabilir tabii ki. Peki bu uygulamalar yazın yapılabilir mi? Ya da mevsimsel olarak ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Eee Genel olarak insanlar bu medikal estetik, mezoterapi vesaire işlemlerin yazın yapılmaması gerektiğine dair bir ön yargıya sahiptirler ancak Neden tam hocam? olarak öyle değil. Yani evet bazı uygulamaları yaz aylarında yapamıyoruz çünkü Fotosensitivite denilen bir şey var. Yani siz cilde bir uyarıyı verdiğinizde cildin güneşten gelen yoğun ultraviyole ışınlara karşı bir hassasiyeti Genelde oluşuyor. Genelde agresif işlemler için değil mi hocam? Yani Aynen. agresif işlemleri aslında yazın tercih etmiyoruz. Aynen öyle. Yani cildin kendini onarmasına sebep olacak yoğun bir onarım sürecine sürükleyecek bir işlem yaptıktan sonra bu kişi güneşe maruz evet. kalıyorsa eğer evet. ve burada güneş lekeleri oluşma ihtimalini arttırıyoruz veyahut da Allah korusun bir ciltle alakalı işte istenmeyen benlerin oluşması belki bir Allah korusun hiç göstermesin kanser oluşumuna bile sebep olabilecek evet. kadar agresif yöntemler olabiliyor. O yüzden hekimler zaten bu işlemlerin hastaya yapılmaması tarafında tedbirli davranırlar. Ama zaten işi uzmanına bırakmakta da yarar <laughs> var. Diğer taraftan cildi bu güneşin olumsuzluklarından korumaya yönelik işte mezoterapiler gibi toksin uygulamaları gibi bir takım uygulamaların uygulanması ise. E, bırakın e, uygulanmamasını yaz aylarında daha fazla uygulanmasının daha uygun olduğunu düşündüğümüz neden hocam? yöntemler de var. Çünkü neden? <laughs> e, e, Sıcağa da maruz kalıyorsunuz bir taraftan. Evet. Bir taraftan e, ultraviyoleye maruz kalıyorsunuz ve kurumuş bir cilt e, bu sıcak ve ultraviyolenin getirdiği olumsuzluklardan daha fazla etkileniyor. E siz bunun yerine cilde daha fazla su tutabileceği işte hiyadronik asit denen maddeyle desteklerseniz ve su tutumlumunu arttırıp daha nemli, daha elastik bir yapıyı oluşturursanız kırışmalarda evet. kırışmalar da gecikir, leke oluşumu da gelişi gecikir, işte yaşlanma süreçlerini de aksatırsınız veya hatta işte leke oluşumu mesela daha fazla oksidasyon dediğimiz etkiden kaynaklanır. Bunun yerine glutatyon gibi C vitamini gibi alfa lipoik asit gibi artırıcı antioksidanları artırıcı cildi destekleyecek şekilde verirseniz evet. e, o zaman leke oluşumunu ya da cildin işte yaşlanmasına sebep olan diğer faktörleri azaltabilirsiniz. Yani bırakın uygulamamayı tam aksine asıl o dönemlerde daha fazla Müthiş. uygulanması bile tavsiye edilir. Peki Jawline nedir ve Jawline gıdı bölgesinde, e, boyun bölgesinde ne gibi yararları var? Makine gibi soruyorsunuz vallahi sağ olun. <laughs> Hepsi biliyorsunuz Siz... şimdi sevgili seyircilerimiz bunları kesinlikle çok merak ediyordur. Bu arada Beyaz TV ekranlarındaki sevgili seyircilerimize seslenmek istiyorum. Tüm sorularınızı WhatsApp aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Sevgili hocamız da burada. Evet, Jovline demiştik. Jovline İngilizce bir kelime zaten. Evet. Çene hattı, çene çizgisi demek. Çene çizgisi. Ee, Şöyle diyebilir miyiz hocam? Tam olarak sizinkinin e, adlandırılmış hali diyebiliriz <laughs> evet. aslına bakarsanız. E, sizdeki bu dümdüz çene yapısını <laughs> elde etmek <laughs> için yaptığımız hareketlerin toplamına jawline oluşturma <laughs> işlemi deniyor. Evet. E, genel olarak insanlar bunun işte şu çene köşesinin keskin görünmesi olarak algılıyorlar ama... ...bana sorarsanız o işin başlaması aslına bakarsanız sarkmış olan yüzün yukarı toparlanmasıyla başlar. Evet. Ee, ikinci Asıl amacımız o mu? E tabii canım ha. yani zaten baştan da konuştuk evet. ya. Yaşlanan insanın yüzü aşağı doğru sarkıyor. Önce şunu evet. bir toparlayalım. Elden çıkıyor. Değil ee, mi? şöyle bir o fresh hava dediğimiz şeyi yarattığımızda neyle karşılaşıyoruz bir görelim. Sonrasında şöyle bir sorunumuz var. İnsanlar olarak özellikle bizim coğrafyada yaşayan insanların çenesinin ucu biraz daha hacim açısından zayıf. Böyle olunca bu bölgedeki kaslar biraz daha hareketli, daha aktif hareket ediyorlar ve zaman içerisinde biz konuşurken çenemiz adeta bir çarık ucu gibi şöyle yukarıya doğru kıvrılmaya başlıyor. Dikkat ederseniz özellikle yaşlı beylerde sakallık durumu kamufle ediyoruz evet. aynen ben de olduğu gibi <laughs> ama hanımlarda bu çene biraz daha diş kaybı, işte çene kemiğindeki kayıp vesaire derken şöyle yukarıya doğru kıvrılmaya başlıyor. Yaşınızla beraber. Bu da yüzün yaşlılık emarelerinden evet. bir tanesi. Bu çeneyi biraz daha aşağı doğru, birazcık daha öne doğru ve e, şu işte o jaw line dediğimiz o çizgiyi toparlayacak şekilde düzelttiğimizde zaten yukarıya doğru topladık, bir de öne doğru aldık derken yüz baya büyük oranda e, diri canlı e, genç demek istemiyorum aslında. ...olduğunuz yaşın iyi görüneni olacak şekilde bir toparlanmış oluyor. Sonrasında işte şu ramazcık, burama ramazcık ufak tefek makyaj hareketleri yapılabiliyor. Bunları yaptıktan sonra gıdıya faydası olur mu? Tabii ki oluyor. Gıdı ve? Çünkü yüzümüz aşağı doğru sarktığında gideceği yer belli. Yani bu başka bir yere ışınlanmıyor. Sarkıp buraya toplanıyor. Evet. Yüzünüzü şöyle yukarıya doğru topladığınızda gıdınız bundan zaten %50 oranında etkileniyor ve toparlanıyor. Çeneyi de şöylece biçimlendirildiğinde buralardaki sarkmış deri iyice olması gereken yere oturuyor. Burada arada bizim için kalan tek iki tane problemimiz oluyor. Bazı insanlar fazla kilolarından dolayı şu bölgede yağ biriktirebiliyorlar. Evet. E, bunların tabii ki cerrahi olarak liposakşınla alınması da söz konusu olabiliyor. Bir de mezoterapiyle, basit iğneler yardımıyla birkaç seansta eritilip oradan uzaklaştırılması evet. olabiliyor. Bir diğer şey... Benim bu arayın çok dikkatimi çeken hanımlar kendilerine çok güzel bakıyorlar, çok güzel ilgileniyorlar. Yüzleri pırıl pırıl oluyor. Şimdi Fakat boyunlarını unutuyorlar, boyun, dekoltelerini unutuyorlar. Ve e, hani tabii ki zamanı geri alamayız ama durdurabiliriz bu yöntemlerle. Ee, yani Koruyabiliriz. Koruyabiliriz. onlara da Onarabiliriz. Yani işte bu kaliteyi arttırmaya yönelik hele ki bugünlerde teknoloji ilerledikçe tabii insan bedeni üzerinde ilaçlar ilerlediği kadar anti aging ürünler de ilerliyorlar. örneğin yaşlanma ile beraber hani az önce bahsettiğim kolajende bir bozulma, eksilme vesaire vardı ya. Bu kullandığımız mezoterapi ürünlerinde bu bozulan kolajeni tekrardan onarmaya yarayan ürünler çıktı kolaylıkla ulaşabiliyoruz ve uygulaması çok basit, ağrısız, acısız. Ee, onun haricinde yaşla beraber cildimiz bir miktar hacim kaybediyor. İncelen cildi tekrardan eski formuna kazandıracak şekilde ürünler çıktı. Bunları çok pratik bir şekilde yani 10-15 dakikalık uygulamalarla uygulayabiliyoruz. Ee, özetle ee, evet biz her zaman hani koruyucu hekimlik denen bir şey zaten evet. bizlere fakültede anlatılan hani zarar görmesin insanlar hastalanmasınlar ki daha fazla uğraşmak zorunda kalmayalım hastalıklarla boğuşmak zorunda kalmayalım derken korumayı ön planda tutarız ama vaktiyle korunmamış dokunların da onarılması günümüzde çok daha kolay hale geldi. Peki kolajen demişken kolajen tüketimine ne kadar sürede e, öneriyorsunuz? Belli aralıklarla mı, e, bel, belli periyotlarda mı? Ne şekilde öneriyorsunuz ve bu uygulamalarda, medikal estetik e, uygulamalarında e, ağız yoluyla alınan kolajenden bahsedecek olursak, siz neler söylersiniz? Şimdi e, düzenli kolajen tüketimi diye bir şey aslına bakarsanız çok doğru değil. Yani e, biraz beslenmeyle, diyetle ilgilenmiş herhangi bir insan e, bunun çok da anlamlı olmadığını kabul edecektir. Çünkü kolajen vücudumuzun ürettiği bir proteindir aslına evet. bakarsınız. Ve protein sizin ünlüdür. vücudunuz <laughs> size ait bir protein evet. üretir. Ancak evet. e, bu proteinin üretimini destekleyecek şekilde takviyeler almak. Hı. Yani şimdi bahsettiğiniz şeyde e, daha çok yönlendirilen... Ee, ...bir takım kolajen ürünleri olarak evet. satılan ürünler evet. var. Ee, bunların içerisinde kolajen üretiminde daha çok kullanılan protein yapı taşları... ...amino asit adını verdiğimiz evet. şeyler var. Dolayısıyla siz bunları içtiğinizde vücudunuzun da kolajene ihtiyacı varsa... ...bu ham maddeyle vücudunuz daha iyi kolajen üretebilir. Değil mi? Ee, deniyor ki işte 3 e, ay boyunca sürekli olarak kullanmak gerekiyor. Ben bunları çok anlamlı bulmuyorum çünkü... Baktığınızda aslında kolajen günlük olarak vücudumuzda üretilip yıkılan bir şey. Yani tutup da bunu ben 3 ay tükettim bundan sonra hem kalan ömrüm boyunca ihtiyacım hem olmayacak. Hem beslenme tarzımızdan Aynen hem de öyle. egzersiz yapmaktan hem de yaşam şartlarımızdan kaynaklanan kolajen üretimimiz var aslında. Aynen öyle ancak burada sorun olan şey şu insanın günlük olarak tüketmesi gereken bir protein miktarı var. Evet. Kendi ağırlığıyla alakalı ideal kilosuyla alakalı örneğin 70 kiloluk bir erkek Sedanter bir yaşam sürüyor. Ee, masa başı iş yapıyor. Öyle çok sporla da ilgisi yok. Ancak işte yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için günlük 85-90 gram kadar protein alması gerekir. Ki vücudu bu tükettiği proteinden, bağırsaklarından emip ilgili şeyi üretsin. İşte buradaki ilgili şey kolajen üretimi olabiliyor. Gidiyor bununla hücre duvarı yapabiliyor, hücre yapabiliyor, organel yapabiliyor. Ne ihtiyacı varsa. Peki. Ancak aktif sporla ilgileniyorsanız mesela <laughs> ağırlığınızın yaklaşık 2 ila 3 katı kadar gram. Yani 70 kiloysanız eğer 150 gram kadar mesela protein tüketmezseniz... ...bu sefer kas yıkamı ve cildinizde de bir takım problemler yaşayabiliyorsunuz. Kolejen preparatları burada bize şu işe yarıyor. Bir tane küçücük tüpün içinde 60 gram kadar protein var. E şimdi ben beslenmemle tutup da 150-200 gram protein tüketmem gerekiyorsa... Her gün bir tane kocaman biftek almam lazım. <laughs> Onun yanına işte 5-10 tane protein tüke, e, yumurta tüketmem lazım ve buna da ek olarak bunları sindirebilmek için yeşil sebze o bu desteklemem yani. gerekiyor. Onun yerine bundan bir tane şat alayım. 50-60 gramı oradan alayım. Geri kalanını da günlük beslenmemle kapatabileyim diye yaklaşabilirsiniz. Evet. Düzenli aralıklarla almakta fayda var tabii. Fayda var. Peki hocam cilt gençleştirmede kombinasyon işlemlerden bahsedebilir miyiz? baştan beri anlattıklarımız zaten bunun evet. aslına bakarsanız, önce cildimizin bu altında kaybettiğimiz hacmi yerine koymak, sonra varsa eğer işte o sarkmaları eski yerlerine koyabilmek için, belki ip askılardan, belki ciltteki sıkılaşmayı uyaracak, hem mezoterapiler olabilir, hem bu incecik ipliklerle yapılan işlemler olabilir gibi uygulamalar. Bazen de çok doğal, çok kendine ait sonuçlar isteyen hastalarda, tek seferde bu işi bitirelim diye kök hücre uygulamalarından faydalanabiliyor. Bazen insanlar bu kök hücre üretmek için almamız gereken doku parçasının alın şeklinden korkuyor. O zaman diyoruz ki sizin var olan onarıcı hücrelerinizi şöyle bir canlandıralım, toparlayalım diye eksozomlar denilen bir takım ürünlerle var olan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bazen bakıyoruz doku o kadar deforme olmuş ki Kök hücre tek başına yeterli gelmeyecek. İşte biraz ip askı ile eski yerine geri koyalım. Bununla beraber kök hücreyi uygulayalım ki hastamız daha memnun olsun gibi kombinasyon tedavileri gerekebiliyor. Çünkü az önce de anlattığım gibi önce göz altında bir halka var diye geliyor insan ama o göz altındaki halka yüzünün tamamen aşağı sarkasından kaynaklanıyor bazı insanların evet. ve e, tamamını toparlayacak bir takım işlemler yapmadan direkt buraya yönelik bir işlem uygulamak Faydadan çok zarar getirebiliyor. E bizim hekimlik andımızın başında var. Önce zarar vermemek üzerine. Dolayısıyla hastalarımıza her zaman için... Önce işte hasar yaratıp alt. ondan sonra onarmak mı? Altta yatan yani. hasara maruz kalmış dokuları onarıp... Evet. Sonra ilgili alanda eğer ihtiyaç kaldıysa bir şeyler yapmak daha doğru sonuçlar veriyor. Peki sevgili hocam şimdi bir misafirimiz var. Oo. Canlı canlı yüzümüzde neler yapılması Oo. gerektiğini e, sizler anlatacaksınız ve sevgili seyircilerimiz Beyaz TV ekranlarında sizi izleyecekler büyük bir keyifle. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldiniz. Heyecanlandım. Bunları bana mı getirdiniz? Evet. <laughs> Önce ben sizi dinlemek isterim. Ne sizi rahatsız ediyor? Yok. Değil mi? Program boyunca aynı şeyi konuştuk. Evet. Az önceki ee, konumuz buydu. Yüz <laughs> yer çekimi etkisiyle aşağı doğru düştükçe insanın göz altları çöküyor. Şuralarda sarkmalar oluşabiliyor. Ağız kenarında katlanmalar, kırışmalar, çizgilenmeler oluşabiliyor. Tüm bunları düzeltmek lazım. Bize genelde hastalarımızın şikayet olarak geldikleri şeyler şunlar. Hocam işte göz altında halka var. Hocam şuramda çizgi var. Ya şunları beğenmiyorum. Ya da ben bir jawline istiyorum. Evet. Yüz hatlarımız da bu durumda tamamen değişir bu uygulamalarla değil mi hocam? Yani ee, böyle var olan eski haline doğru çekersek eğer yüzünüzün hatlarını değiştirmeden zaman içeride içinde değişmiş olan hatlarınızı eski yerlerine geri koyarak toparlamak diyebiliriz aslında Peki. bakarsanız buna. Şimdi mesela. İsminiz neydi? Kübra. Kübra Hanım diyor ki benim göz altımda şöyle bir halka var. Ben biliyorum ki şurada şu halkayı oluşturan bir asıcı bağ var. Evet. Ve bu buradan geliyor. O şöyle yukarı doğru dönüp buraya doğru tutunuyor. Evet. Zaten baktığımda Kübra Hanım'ın özellikle üst düz bölgesinde, alnında ve şakaklarında bir miktar hacim yoksunluğu var. Bu aslında bu yaştaki bir insan için normal değil. Yani bu genetik temelinden var işte e, sizi işte halanıza mı babaannenize mi benzetiyorlar artık, kime benzetiyorlarsa ondan kaynaklanan genetik altyapıyla oluşmuş bir şey. Buna ek olarak da yer çekiminin oluşturduğu aşağı doğru çekmeyi eklediğimizde e, başlıyor. Bunlar hep beraber aşağı doğru inip zaten altyapıda bir takım problemler varken Değil var olanı mi? daha da belirginleştirmeye. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz gibi bir miktar hacim kayıplarını yerine koyarsak, yani örneğin şu bölgeye birazcık hacimlendirme yaparsak. Bu kökücü hücre uygulamasıyla olabilir, dolgularla olabilir vesaire. Hem evet. daha feminen, şöyle daha dolgun bir alın görüntüsü hem çatık kaş ve şöyle düşük göz kapağı görüntüsünün yukarıya doğru çekilip toparlanmasını hem de Kübra Hanım'ın gelecekteki alın çizgilerinin altyapısını birazcık çözümlemeyi sağlayabiliriz. Oh, ne güzel. <laughs> Buna ek olarak yine üst yüz bölgesindeki problem olarak ele aldığımızda çok hafifçe şuraya da bir miktar hacimlendirme evet, uyguladığımızda evet. şunları biraz bırakacağım. Bakın. Hem şurayı hem, hem şurayı ya. hafifçe topladığımızda Gözümüz daha bir bakış. Bir dinç bir bakış. Ve iki evet. taraf arasındaki göz altlarına bakın. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma sağlıyor. Evet. Azal. Bununla beraber size az önce tarif ettiğim. Şuradaki bağ yapısını destekleyecek şekilde daha uzun süre etkili olsun ve daha da sağlam sonuçlar alalım diye. Örneğin ip askılarla şu aşağı doğru düşmüş yağ pedini yukarıya Hı -hı. doğru çekerek. Evet. Veyahut da çok küçük yine hacimlendirme işte Minimal. yağlarla, kökücülerle, dolgularla vesaire Destekleyebiliriz. Evet. Baktığınızda bakın kaş göz toparlandı. Genç, dinamik Yanakta ve fresh bir bakış. Yanak göz da toparlandı dediğimiz noktada zaten Kübra Hanım'ın. Evet. ...hemen hemen şikayetçi olduğu... ...her şeyi hallediyor. Peki sevgili hocam... ...çenesine bir şey öneriyor musunuz? Bir Onu profilden falan. bakarak. Yani evet. muayene sırasında zaten... <laughs> ...hastayı mi? hep karşıdan bakmıyoruz evet. ki... ...şöyle bir de ben tam alarak... ...baktığımızda... Ya böyle. <laughs> şey. ...baktığımızda insan hep karşıdan kendini... ...aynadan bakıyor ama hiç yandan bakmıyor. Ancak sohbet halindeyken... ...muhabbet halindeyken insanlarla... ...konuşurken yana dönüyorsunuz. Evet, Oraya evet. bakıyorsunuz... ...buraya bakıyorsunuz ve profil dediğimiz... ...yapı çok daha fazla ön plana çıkabiliyor... Mesela Kübra Hanım'da Türk toplumunun %86'sında var olan çenenin hafifçe geride olması problemi var. Ben de var mı hocam? Sizde yok. <gülüyor> <gülüyor> Sizin çeneniz muhteşem. Teşekkür ederim. Şimdi bu çeneyi de olması gerektiği haliyle yani şuradan baktığınızda rikıt çizgisi dediğimiz evet. bir çizgi var. Burun, alt dudak ve çene hattını olması gerektiği hatta çektiğimizde hem aslında incecik kız olan ama gıdlıymış gibi görünen Kübra Hanım'ın şurasındaki görüntüyü. Azaltabiliriz. Aslında gıdınız da yok değil mi hocam? Yok. Yani. Kız ne olsun evet. yani? Kaç <laughs> kilosunuz? 42 kiloluk bir insanda gıdıda yağ olabilir mi Allah aşkına? Çenesinden yani. kaynaklanıyor. Işte, çenesinden toplasınız. kaynaklanıyor değil mi o görüntü? Aynen. çenesini şöyle o çatıyı oluşturacak şekilde evet. eski formuna koyarsak, bir de hadi şöyle bir güzellik olsun. Şu burnunu hafifçe yukarıya doğru toparlayıp. Kıskandım hocam. Küçücük o kemerli <laughs> görüntüyü yine ameliyatsız bir yöntemle giderirsek, evet. Hanım'ın profil görüntüsü de yerli yerine oturur. Hem o altın oran diye bahsedilen yüzün şöyle incecik zarif görüntüsü hem yandan bakıldığında çok daha hoş, daha alımlı bir görüntü elde edip hem de yaşlanma sürecinde şuralarda oluşacak olan çizgiler, buralarda derinleşecek olan çizgiler gibi gelecekte bize problem yaratacak olan şeylerin önüne de geçebiliriz. İşte bu ameliyatsız cilt gençleştirme diyoruz buna. Aynen öyle. Ve şekillendirme. Şimdi az önce bahsetmiştim zaten. Evet. Biraz alnı, çok az. Yani aşağı yukarı tüm alnı için yaklaşık 1 mililitre kadar bir hacim yeterli olacaktır. Ee, bu şekilde tarif ederken hastalarımız bunu 1, 1, 1, 2, 3, 4 falan diye sayıyorlar ve sanki çok büyük rakamlardan bahsediyormuşuz gibi düşünüyorlar ama baktığınızda hacim olarak düşündüğünüzde bir çay kaşığının toplam hacmi 4 mililitredir. Yani şu kadar bir şey 4 mililitreden bahsediyor ve benim bir dediğim şey bunun aslında çeyreği kadar. Diğer taraftan yarım mililitre kadar hacim buraya yani yarım yarım artı bir dediğimde toplam iki mililitrelik bir i̇ki. hacim kullandığımda kaş göz direkt, şu bölgedeki o evet, kızın o gerginliği böyle evet. mi? mutsuzum bakışını <laughs> toparlayıp daha canlı daha dinamik bir hale getirebilirken sonrasında küçük bir lokaliniz sizyle hiç hissetmeyeceği şekilde ağrısı yok mu hocam bu arada? sevgili seyircilerimiz. Lokal anesteziyi mi? uygularken nihayetinde bir iğne batıracağız <laughs> evet. ve e, bu biraz can yakıcı olabilir ama ondan sonra yaklaşık 3 saat boyunca ne ağrı ne sızı hiçbir şey hissetmeyecektir. Hatta hastalara özellikle uyarırız, deriz ki e, yemek yemeyin bu süre boyunca. Yanağınızı, dudağınızı ısırabilirsiniz ve fark etmeden kanatabilirsiniz, yaralayabilirsiniz. Evet. De. Dolayısıyla şu hatta beraber, şuradaki şu sarkmış olan yanak görüntüsünü de toparladığımızda evet. o mutsuz olan Yorgun olan bütün görüntüyü... O ifadeyi ya, yok etmiş olacağız. Olur. Sonrasında da çeneye küçük bir destekle. Gıdıyı da destekleyecek Müthiş. şekilde olursak... Ben buna ilk olarak bir de burun toparlardım. Harika, canlı, dinamik. Ama insanlar baktığında... Ya Kübra bir şey mi yaptırdın değil. Sana ne oldu Kübra ne diyecekleri... Oldu? Bir değişiklik var tam ama ne oldu? tam tanımlanamayan ama <laughs> evet. hoş görünen bir fark. En bir çok vardır. hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu. Medikal estetik alanında, e, cerrahi olmayan yani yüz gençleştirmede tamamen e, doğal bir görüntü hakikaten. Mimik e, hareketlerimizi bozmadan, değil mi? Zaten İfademizi fazla bozmadan. Da oluyor bazen insanları yüzünün bir tarafını yapıp gösteriyorum. Bak bu evet. bu oldu. Ondan sonra Peki ilerleyen <laughs> sorun ilerleyen diye ispat zamanda ediyorum. görecek miyiz değişikliği hocam? bakalım kısmet. <laughs> Peki. <Takip> evet. <laughs> sevgili seyircilerimiz Beyaz TV ekranlarında sevgili hocamız medikal estetik hekimi Doktor Sinan Akyürek ile beraberiz. Geldiğiniz evet. için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne zaman isterseniz. <laughs> Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Evet. Biz bize devam ediyor. Ve her seferinde kolejenin öneminden bahsetmek istiyorum. Kolejen nedir? Kolejenin ne olduğundan ve vücudumuzdaki öneminden bahsetmek istiyorum. Kolajen vücut için son derece önemlidir. Önemli bir protein türüdür ve vücut bütünlüğünü koruyarak bağ dokusunu güçlendirir. Cildin hemen orta tabakasında kemik, eklem, kas ve tendonlarda bulunur. Çevresel faktörlerin yanı sıra doğal bir süreç olan yaşlılık vücuttaki kolajen oranın azalmasıdır. Kolejenin azalma oranında ciltte elastikiyet kaybı, kuruluk, kırışıklık, ciltte renk eşitsizliği oluşturur. Bu durumda gecikmeden bir uzman kontrolünde hem içten hem de dıştan düzenli olarak kolajen desteği sağlanmalıdır. Kolejenin vücut için çok önemli bir protein türü olduğunu söylemiştik. Peki kolajen üretimini artırmak için neler yapmalıyız? Protein, vitamin ve mineralleri gerçek gıdadan desteklemeye çalışan, çalışın. Mesela kemik suyu, yumurta, balık gibi yiyecekler, ee, egzersiz yapalım, düzenli egzersiz de yapalım, yapabiliriz. En önemlisi ise kolajen içeren ürünler ee, seçerken doğru ürünü seçtiğimize ve gerçekten o ürünün kolajen içerip içermediğine dikkat edelim. Ayrıca kolajen üretimini tetikleyen çeşitli ileri teknoloji medikal uygulamalardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar radyo frekans, altın iğne ve bir takım cihazlar yardımıyla yapılan tedaviler olarak sıralayabiliriz. Fakat tabii ki yaşa ve ihtiyaca göre hareket etmeliyiz. En önemlisi de mevsim şartlarının buna uygun olması gerekiyor. Bu tip agresif uygulamaları Genelde kışın yani çok sıcağın, güneşin olmadığı zamanlarda tercih edil, ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de biz dizinin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte Beyaz TV ekranlarında sizlerle olacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.